Selamlar. Ee, çok uzun süreden sonra ilk kez bir e, eleştiri çekmeye karar verdim. Bir de reyleri söyleyebiliriz. Çok uzun süreden sonra ilk kez eee adam akıllı bir eleştiri videosu çekmeye karar verdim. Podcast'i daha doğru olur. Umarım beğenirsiniz. Vektor'un Vektor'un Activate şarkısı dinleyeceğim şimdi. Bildiğim kadarıyla en kısa Vector şarkısı bu. <laughs> Ve görünüşü kadarıyla Bayağı hazırlıklılar yine. Bilemiyorum birazdan Vektor'un nasıl bir grup olduğundan, nasıl bir şeyle karşılaştığımdan falan da bahsedeceğim. Birkaç notumu aldım bile şimdiden. Yeni üyeler gelmiş kısaca. Onlar yani basçı ve baterist yeniymiş. Ama e, gitaristler her zamanki ekip. Küçük bir drama vardı Vektor'un etrafını kaplayan. O dramadan biraz uzaklaşmak amacıyla falan çıkarmış olabilirler. Umarım, umarım öyledir. Metallica'nın Alkolika durumu gibi bunların da öyle bir durumu vardı. Dallasu direkt vokalistin öyle bir durumu vardı. Bayağı bildiğim kadarıyla şimdi şeye gidecek. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Gidin bakın. Ee, öyle. Umarım beğenirsiniz. Artistik bir seçim mi yoksa? ciddi anlamda adam eski haylarını eski black e vokallerini tutturamıyor mu bilmiyorum ama normalde Vector dediğimiz grup aşırı teknik aşırı progresif yani artık koroner seviyesinde bir progresiflik belki daha üst seviyede bir progresiflik barındırırken bir o kadar da böyle saf pis trash riffleri barındıran bir gruptu. Bir de üstüne aralara Emperor vokali ve aşırı blast beat'li aşırı hızlı ta 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 ta, ta tarzı şeyler ve Noir tarzı şeyler eklerdi. Ama buna baktığımız zaman vokal tarzı Havok olmuş. Yani bildiğin 2010-2005 arası Havok tarzı trash olmuş. Aralarda hala o aşırı haylar duyuluyor ama çoğunlukla e, post record yani şey daha sonradan şarkının orijinal tek kaydındaki değil de başka şekilde kaydedilmiş olanlar daha sonradan eklenmiş kayıtlar belli. Riffler dersek beklemediğim şey hareketleri var özellikle ikinci üçüncü rifflerde falan Böyle taşıma falan. Ama zaten vektörün çok ilginç şeyleri var seçim, artistlik seçimler konusunda. O yüzden açıkçası şaşırmam eğer vokal tarzını bilerek öyle yaptılarsa. Ama yani eğer ulaşılamadıysa, o eski mükemmeliyetçi tona da ulaşılamadıysa şaşırmam. Neyse sonuç olarak Activate şarkısı duyduğum en kısa vektör şarkısıydı muhtemelen. Ama aşırı e, progresifti, aşırı böyle sakinlediği anlar da oldu. Olabildiğince saf hızlı giden bir parça beklerken böyle bir baktım böyle. Diri 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 böyle bir normal e, şey vektör e, soft kısımlarına göre çok daha şey bir soft kısım vardı bu şarkıda. Yani üzgün denilebilecek. Neyse biz o dramaya yine yaklaştım ben. O dramayı anlatmayacağım. <laughs> Gidin kendiniz bakın. Anlatmayacağım ben o dramayı. Onun yerine sanatı sanatçıdan ayırıyoruz. Teşekkürler. Ee, yeni baterist şöyle söyleyeyim. Normalde e, Koroner'de ve çoğu böyle progresif trash ve trash gruplarının %80'i, %90'ı yani Metallica bile progresif rock'tan aşırı etkilenmiş gruplardır. Yani ciddi öyle. Ve bunda da aynı şekilde yani bu vektorda birkaç seviye daha üstte olduğu için bu progresiflik. Burada o etki çok daha yüksek ve biraz daha space rock taraflarına gider. Normalde şarkılar böyle ortalama 6 dakika, 7 dakika uzunluğunda. Çoğunu 6 dakika ve bu şarkı şimdi 3 dakika 30 saniye. Yani hala çok trash kalırken hala çok progresifleşebilen bir gruptan bahsediyoruz ve özellikle sonlara doğru gelen biraz daha iyice kayan şeyler vardı. O didi dududu direduru böyle bir kara delikten geçiyormuşçasında müzik yapıyor zaten Vektor ama bu o kara deliği böyle yutmuş gibi. <laughs> Özellikle James Hetfield'da yani trash alanında James Hetfield'da çok duyduğum bir şey tarzı var. Ay tam bu. Daha iyi anlatamam. Vokal kullanım yani clean söylerken veya bir, bir şeyi genel olarak uzatırken o vokal tarzında uzatırken kullandığı seçim anlamında bu. Birkaç yerde daha vardı hatırlamıyorum. Ee, daha doğrusu çıkaramadım tam hangi şarkılarda olduğunu. Bunda genel olarak James Hetfield'ı bana hatırlattığı için direkt James Hetfield etkisi görüyorum vokal tarzı konusunda. Yani o tam olarak bu bahsettiğim şeydi. Onun dışında çok bir James Hetfield etkisi yok. Tabii o downpicklerden de bahsetmek gerekir. Ha yeni üyeler gelmiş. Kısa bir onlardan bahsedeyim bir de. Yeni üyeler e, basçı ve bateristin bir önceki e, şeylerden etkilendiği ama biraz daha... Sanki normal Vector şeylerine göre biraz daha e, David DeSantio'nun yani vokalistin normalde ana şarkı yazarı oyken ve diğer ritim gitaristken bunların biraz daha şarkıda öne çıkmasına izin verilmiş gibi. Çünkü hem mixte daha üstelerdi, hem e, genel olarak yaptıkları minik şeyler daha fazlaydı çoğu Vector işine göre. Tabi Vektor'dan bahsediyoruz burada yani çoğu progresif grubundan çok daha önde bir basçı ve çok daha önde bir baterist olmasına rağmen ve Havok gibi bu gruptan bahsediyoruz tabii. Önde olmasına rağmen bir önceki vektör işleriyle karşılaştırdığın zaman daha öndeler. Ama genel olarak metal camiasıyla karşılaştırdığında zaten sola enstrüman gibiler. Yani vektörde zaten bas solosu vardı daha önce. <gülüyor> Ama <gülüyor> bu daha önde bir şey olmuş gibi. Bilemiyorum. Baterist ilginç bir abi. Bir önceki bateristten biraz daha flash bir abi. Biraz daha progresife e yakın, biraz daha death metal'e yakın bir abi. Diğeri biraz daha soft trashçi gibi takılan ama çok fazla progresif rock bilen bir abi gibiydi de. Bu biraz daha death metal'e de yakın gibi duruyor. Yani 724 Blast çalmıyor da. E, filleri ve seçimleri, yaptığı ritim seçimleri. Onlar benim ilgimi çekti. Basçının hareketleri biraz dikkat dağıtabiliyordu genel olarak. Ama sanki iki gitariste de biraz daha zayıf kalmış gibilerdi bu yüzden. Ya Tabii ki of, o licklerden, sololardan bahsetmiyorum. Onlar değil de diğer şeylere göre zayıf kalmış gibiydi. Enstrümanlara göre. Belki de benim ilgimi daha çok ritim alanı seçmiştir. Bilemiyorum. Albüm kapağını da özellikle güzel hazırlamışlar. Yani single kapağını daha doğrusu. Üç tane gemi, uzay gemisi, filosu aynı anda Vektor'un V'sinin ucuna doğru gidiyorlar puan vermeyeyim de yani normalde 10 üzerinden 6.5 falan vereceğim bir şarkı. Ama yani Vektor'un her zamankinden yaptığından farklı bir şey mi? Çok değil. Sadece vokal tarzı yeni ve biraz alışmam gerekecek ama açıkçası eski vokal tarzı biraz fazla zorlayabiliyordu bazen. Hem dinleyiciyi hem muhtemelen sanatçıyı. O yüzden şu an bu biraz daha az zorlanmış vokal tarzına da alışabilirim gibi duruyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım daha çok dinlerseniz vektörü çünkü ciddi anlamda bakılması, araştırılması gereken bir grup